Herkese tekrardan selam. Herkese selam. Çıktık şimdi Nil'le birlikte parka gidiyoruz. Parkta birazcık sizinle sohbet etmeyi planlıyorum yapabilirsem. Nil izin verirse, park çok kalabalık değilse. Biraz güneş çıktı. Biz de fırsatı değerlendirelim, evde durmayalım dedik Nil'le. Özellikle arabayı almadım, yürümek istedim. Zaten çok kısa bir mesafe. Şöyle biraz bacaklarımız açılsın. Parkta şey yaparız, haberleşiriz. Hadi parka gelin. Herkes geldiyse ve yanınıza kahve falan da getirseydiniz ya, böyle termosun içine koysaydınız, sıcak sıcak içseydik. Ya işte arkadaşlar var buralarda da, benim arkadaşlarım var ama uzak mesafelerdeyiz. Ve herkesin işi var, evden yürüttüğü, kadınlar genellikle evde çalışıyor. Evden yürüttükleri işler var, dışarıdaki işler var. Birisiyle görüşebilmek için o günü vakfetmeniz gerekiyor, maddi ve manevi. O yüzden birazcık görüşmek, sohbet, muhabbet zor oluyor. Hani arkadaşım yok diye şey yapmayayım, hayıflanmayayım. Neyse, ardısı adada zaten tek başına olmak gerekiyor. Ama sizler bana çok iyi arkadaş oluyorsunuz. Hem anlatmak istediklerimi, paylaşmak istediklerimi anlatacağım insanlar, beni merakla dinleyen insanlarsınız. Bana çok güzel sorular soruyorsunuz. Çünkü hani insanın kendi doğasında da anlatma isteği vardır. Yani yeni girdiğiniz bir işte de o iş hakkında bahsetmek istersiniz. İşte ne iş yaptığınızı. Veya bir yere taşınırsınız, orası hakkında Nil kiminle konuşuyorum diye merak ediyor. Arkaya dönmeye çalışıyorum. Ya da bilmiyorum, genelleme yapmayayım. Ben öyleyimdir. Yani ben zaten konuşkan bir tipim. Birçok şeyi de paylaşmak isterim her zaman. Anlatmak isterim. Anlatmışımdır da. İşte üniversitedeki hallerimi, sonraki iş hayatımı, işte Amerika tecrübemi vesaire vesaire. Uzatmayayım. Sesimden anlayacağınız gibi ben biraz hastayım. İnsanlar gelirken de utanıyorum. Nil. Hastayım. Üzerinize afiyet. Ve bu aralar çok sık gelen işte bu tırnak içinde Amerika'da sağlık mevzusuna girmek istiyorum. Ama hani sohbete başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Beni artık biliyorsunuz, rakamlar, sayılar, teknik konular, kurallar, kaideler, bunlara ihtiyacım olduğu zaman öğrenip uygulayan bir insanım. Ama böyle elimde kağıt kalem yokken bir başkasına aktarırken yanlış bir şey söylemekten de çok kaygılanan bir insanım. O yüzden benden böyle teknik şeyler çok beklemeyin. Ki zaten bana kalırsa insanların bana sorduğu ve merak ettiği konu çok teknik kısmı değil. Daha çok tecrübeler insanların merak ettiği. Zaten teknik şeyler her taraftan artık öğrenilebiliyor. Yani bilgi çok ucuz hale geldi. O yüzden şurada işte 5 yıllık, hatta artık 6. yıla evrilen Amerika tecrübemizde bence bizim bayağı bir tecrübemiz var bu konuda. Yani Allah'a şükürler olsun,
çok kötü şeyler yaşamadık. Hani sağlıktan bahsediyoruz ya. Çok kötü şeyler yaşamadık ama hani bunun içinde bir doğum var, iki tane çocuk var. Bizim bir kere zehirlenme var. Çok kötüydü. Hani ambulans gibi bir şeyler yaşandı. O yüzden hani bu açıdan bizim şu an size aktaracağımız, benim size aktaracağım sağlıkla alakalı tecrübelerim, ben olsam dinlerdim. Ben olsam merak ederdim. Çünkü ben de gelmeden önce benzer soruları sormuştum. O zaman bir tane çocuğum vardı ve çok sık hasta olan bir çocuğum vardı o tarihte. O yüzden lafı dallandırıp budaklandırmadan Amerika'da sağlık sistemi, yok ya sistem demeyelim, Amerika'daki sağlık tecrübelerim, sağlık sistemindeki tecrübelerim, hastane tecrübelerim. Sincap dolaşıyor da ağaçta. Doğaya da doyulmuyor ya. Böyle babaanne gibi konuşmuş olacağım ama gerçekten doğaya doyulmuyor. Aha çok güzel. Yani bu bütün ağaçların renklerini mevsim mevsim yaşamak, işte onların o sararışını, işte Missouri'deyken buz tutuyorlardı. O da çok enteresan bir tecrübe. Hiç hayatımda buz tutan ağaç görmemiştim. Hani daha İstanbul'da doğup büyüdüğüm için. Daha soğuk yerlerde yaşayanlara aşinadır belki ama bana çok enteresan gelmişti ilk gördüğümde. Böyle rüzgar estiğinde şıkır şıkır bir ses yapıyor. Ağaca çıkan sincaptan şeye geldim, buza geldim. Çok pardon. Şimdi sürekli dilden dile dolaşan bir konu var. İşte Amerika'da sağlık sistemi kötü. Hani şimdi bir şeye kötü diyebilmeniz için yanına bir tane iyi koymanız gerekiyor. Kabul ediyorum, bizim ülkemizde, Türkiye'de sağlık sistemi iyi. Bizler hasta olarak ya da müşteri olarak, sonuçta onlar bize bir hizmet sunuyorlar. Bunun karşılığında bir ücret alıyorlar. Ya devlet ya özel kurumlar. Aldığımız hizmetlerden genellikle memnun kalıyoruz. Ama benim işte 40 yıllık hayatımda çok fazla işte bu SSK'yla işte devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ben yararlanmadım. Genellikle özeli öyle denk geldi. Yani ailemde de öyleydi ve sonrasında da çalıştığım yer vesaire itibariyle özel hastanelerde bulundum. Ve bu özel hastanelerde de yaşadığım ya da yakın çevremden de duyduğum, hani işte kötü muamele yaşadım, yanlış teşhis yaşadım, çocuğumda yaşadım. Yanlış teşhis koydular. Tedavi sürecini uzattılar o yüzden. Sonrasında bir özel doktor sayesinde o yanlış teşhisten döndük. Ama hani Türkiye'de sağlık hizmetlerine ulaşılabilme kolaylığı açısından Türkiye gerçekten çok alternatifli ve hızlı cevap alabileceğiniz bir ülke. Yani bir yerinize bir şey olduğunda, bir şeyden şüphelendiniz, evhamlandınız, başınız dönüyor. Çok hızlı bir şekilde telefonu açıp, tabii ki bu parayla da bağlantılı, onu şey cepte, yani onu öyle konuşuyorum. Hızlı bir şekilde istediğiniz doktordan, istediğiniz şehirdeki doktordan randevu alıp ona ulaşabiliyorsunuz. Kocaman profesörlerin karşısına oturup şikayetinizi anlatabiliyorsunuz. Türkiye bu manada çok alternatifli ve alternatiflere hızlı ulaşılabilen bir ülke. Ve gerçekten de doğru insana denk gelirseniz, yani hiçbir zaman kimse hastalanmasın. Ama hastalandığımızda da doğru insana denk gelmek çok önemli. Doğru insana denk geldiğinizde de çok güzel tedavi oluyorsunuz. Bunu inkar edemem. Bunun tersini de söyleyemem. Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili tecrübem var. Amerika'ya gelecek olursak. Amerika'da her bütçeye göre bir sağlık poliçesi var. Bu bizim ülkemizde anlaşıldığı gibi özel sağlık sigortasına benzer bir şey var. Kapsamları işte uyduruyorum, beni referans almayın. $3'dan $300, $3000'a kadar istediğinizi koyabildiğiniz, koyabileceğiniz, ödeyebileceğiniz sağlık poliçeleri var. Benim dikkatimi çeken Amerika'daki hastanelerde bir vezne yok. Yani hastaneye gittiğinizde, acile gittiğinizde, zaten diğerlerine öyle giremezsiniz. Onu anlatacağım zaten. Tedavinizi aldıktan sonra çıkıp gidiyorsunuz. Tutup hani şurada şu kadar para ödeyeceksiniz, burada bu kadar para ödeyeceksiniz şeyi yaşanmıyor.
benim ilgimi o çekmişti. Sağlık poliçenizi yaptırdıktan sonra kapsam dahilinde başınıza ne geldiyse poliçeniz belli bir miktarını ödüyor. Sonrasında kalanını evinize postalanıyor. O ücret postalanıyor. Benim burada en çok dikkatimi çeken insanların güler yüzlü olması. İşte doktorların hızlı bir şekilde müdahale etmesi. İşte ben sigortam kapsamında işte kızımın doğumunu gerçekleştirdim. O zaman randevuyla gidiyordum. Doktor seçebildim. Çünkü bulunduğum yerdeki hastanede işte 3-4 tane jinekolog vardı. Doğumla alakalı kişi vardı. Seçebildim. Seçebildim diyorum çünkü hani bu birazcık şey burada. Öyle her istediğiniz doktora gidemiyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Kızımın ultrasonuyla alakalı bir kere 9 ay boyunca ultrasona girmedim. 2 kere ultrasona girdim. Bunu jinekolog yapmadı. Türkiye'deki gibi uzman yaptı. Ultrason uzmanı ne denir ona bilmiyorum teknik adı ne. O başka bir yerdeydi. Ona ayrıca bir randevu alındı ve o yaptı mesela o işlemi. Yani işte bu manada öyle bir bolluk bereket yok. Hani olması gerekiyor mu? O da konuşulur. Ama bunu konuşacak kişi hani bizler değiliz bence. Sonrasında mesela Nil tekrar başka bir örnek. Nil doğduktan sonra başka bir uzmanın görmesi gereken bir durum vardı. Çok hani ciddi olmayan ama bakılması gereken bir durum vardı. Mesela bunun için bir profesörden randevu alındı. Biz almadık. Hastane aldı. Ona işte gün verildi vesaire. Profesör yanında yardımcısıyla böyle bizimle muhatap bile olmadı pek. O adam bir tık huysuz bir adamdı belki. Nil'in muayenesini yaptı. Sonrasında rapor şeklinde doktora iletti. Mesela sonra biz bunları sigortamızda baktık. Bayağı büyük rakamlar. O tarihte sahip olduğumuz sigorta onları mesela karşılamasaydı bayağı yüklü rakamlardı. Ama hani demek istediğim şu, Türkiye'de mesela oğlumla alakalı doğduğu andan itibaren istediğim doktora istediğim şekilde götürebiliyordum. Şimdi burada öyle her istediğiniz doktorun kapısını çalamıyorsunuz. Mesela burada bir tane çocuk doktoru var. Ben kızımı işte buraya taşındıktan sonra ona götürmek istemiştim. Hani genel muayene, aşılarının takibi gibi konular için götürmek istemiştim. İnternette randevu sisteminde özel muayenehaneydi bu arada. Müsait gözüküyordu. Biz randevuyu aldık falan. O gün ilgili saatte oraya gittik. Ve doktorun asistanı, hayır doktorumuzun portföyü tamamen dolu. Yeni bir hasta alamayız dedi. Biz dedi ki biz ama internette böyle, o dedi orada bir yanlışlık vardı, ona giremezsiniz. Tamam bize o zaman başka bir tarih verin. Biz anlayamadık. Anlayamadık. Ondan sonra anlayamadık yani çünkü mantığımız almıyor. Çünkü Türkiye'de Çınar'ın doktoru yani her türlü kapısını çaldığımda çok da ünlü bir çocuk doktoruyu. Kendisi hala daha Türkiye'ye gittikçe gidiyorum yani çocukları götürüyorum. Yani randevu alırım ve giderim yani. Yani Türkiye'de birazcık daha şey yani gidebilirsin. Neyse biz işte anlayamadık mevzuyu. Tamam bize başka bir tarihe randevu verin. Yo yo dedi. Önümüzdeki 6 ay için yeni bir çocuk takip edemez dedi. Peki tamam ve çıktık. Yani böyle durumlar söz konusu. 2 hafta önce bir şey yaşadık. Hadi o da bir tecrübe, size bir ışık olması açısından. 2 hafta önce bir tecrübe yaşadık. Ben yemek falan yedikten sonra o gün de birazcık yorulmuştum. Böyle sol tarafımda bir ağrı hissetmeye başladım. İşte sol kolum, koltuk altım falan böyle bayağı bir değişik bir ağrı, böyle tanıdık olmayan bir ağrı söz konusu. İşte hani insan şey oluyor. Bildiği başı ağrır falan, bildiği ağrılara aşina olduğu ağrılara panik yapmaz da neyse. Burak'a söyledim. Burak da tabii çok hassastır. Her çocuklara da bana da, bir kendine değil. Hemen dedi hastaneye gidiyoruz Evrim dedi. Ya dur etme falan filan, neyse gittik. Hastaneye gittik. Acile gittik direkt. Evin çok yakınında var zaten hastane. Acile gittik. Daha söyler söylemez
hemen beni içeri aldılar anında. İşte şey, hemen doktor geldi. Hızlı bir şekilde işte şikayetimi anlattım. Ne kadar zamandır vesaire, onları şey yaptık, konuştuk. Hemen kan alındı, hemen odaya bir, kocaman bir cihaz geldi. Ciğer filmimi çektiler. Elektro bağladılar. Bunların hepsi 5 dakika içinde falan oldu. İşte bütün her şeyi yaptılar ve sonuçlar da 1 saat içinde çıktı. Bu bizim Amerika'da yaşadığımız en hızlı hastane tecrübesiydi. Daha önce acile gitmiştiğimiz var. Benim ateşim çıkmıştı. Korona, işte korona dönemi değildi ama yine böyle bir grip gibiydim. Ateşim çıkınca telaşlanıp acile gitmiştik. Ama mesela şeyde Amerika'da ya benim midem kaynıyor, merak ettim, bir gastroenteroloğa gideyim demedik. Zaten muhtemelen desek bile o birazcık uzun sürecek. Şimdi mesela o acildeki yaşadığımız tecrübeyle alakalı evimize bakalım gelecek. Ne kaç para gelecek? Bunun yüzde kaçını sigortamız karşılamış olacak? İşte ödeme yapılacak kanalları söylüyorlar. Hani diyor ki şu kadar tuttu. Ama yüksek rakamlar, gerçekten pahalı yani, ucuzu değil. çok pardon. Kalanını işte sigorta karşılıyor, üstünü siz ödüyorsunuz. Şeyin bu, işin özü vesairesi bu. İnsanlar güler yüzlü, hızlı müdahale ediyorlar. Gerçekten acil bir durumda çok hızlı müdahale ediyorlar, önem veriyorlar insan hayatına. Üşüdün mü, canın mı acıdı, şunu istiyor musun, bunu istiyor musun, her şeyi düşünüyorlar. Birçok şeyi kan tahliliyle sabitlemeye çalışıyorlar, kendilerini garantiye almaya çalışıyorlar. Hani bunu biliyorum, hastalar da çok, şimdi mutlaka bilenler yazacaktır. Hani hastalar da haklarından çok haberdar. Yanlış bir durum olduğunda, çünkü hani çok fazla davalar açılıyor haklarında, öyle durumlar yaşanıyormuş burada. O yüzden her şeyi böyle elle tutulur hale getirmeye çalışıyorlar. Bu da hani yapsınlar yani, ne olacak ki, kan tahlili yapsınlar, fazla fazla yapsınlar. İşin şeyi bu. Yani bilmiyorum, ben kötü diyebileceğim bir tecrübeyle karşılaşmadım. Sadece dediğim gibi keyfi, işte benim de çok fazla başım ağrıyor vesaire işte ay gibi durumlarda öyle hızlı bir şekilde bir doktora Türkiye'deki kadar ulaşamazsınız. Üst mertebelerdeki doktorlara ulaşmanız sanırım biraz sıkıntı. Hani bizim o tarz bir tecrübemiz olmadı. Ama kötü falan diyemem. Pahalı diyebilirim. Tabii bir de şey var. Bize oranla tecrübeleri az. O da tabii normal. Yani sonuçta bizim en sakin şehrimizdeki devlet hastanesinde bulunan veya özel hastanede bulunan doktor günde kaç tane hastaya bakıyor? Burada kaç tane hastaya bakıyorlar? Yani onunla alakalı. Bir de biz çok pipirikli bir milletiz. Ya yani mesela çocuklarımızı sıklıkla doktora götürürüz. 1 yaşına gelene kadar her ay kontrol ettiririz. Benim burada gördüğüm o kadar öyle durumlar söz konusu değil. Ama hani çözümleri de güzel. Ama tabii yine en iyi doktorlar bizdedir. O da öyle. Bu konuda ben hani bir şeyler söyleyemem. Birçok insan bana bunu soruyor. İşte gelir gelmez sağlık sigortanızı yaptıracaksınız. Bütçenize göre. Zaten sunuyorlar yani sizlere şeyleri. Medicaid var, Medicare var. Onlar hakkında araştırma yapabilirsiniz. Ondan sonra ben şimdi yanlış bir şeyler söylemek istemem. Çocuklar konusunda çok çok hassaslar. Diş konusunda çok hassaslar. Bunlarla ilgili hizmeti düzgün şekilde alabiliyorsunuz. Benim sadece bu 5 yıllık tecrübemde, ki bunların içinde bir de doğum var. O yani yatsınamaz bir tecrübe. Çok kibarlar. Kendinizi kötü hissetmiyorsunuz. Yani tam olarak benim mesela şu an ben Amerika'ya gelmeye hazırlanan birisi olsaydım ve şu an bu videoyu seyretseydim, duymak istediğim şey bu olurdu. Kendinizi kötü hissetmiyorsunuz. Söylediğiniz bütün şikayetleri ciddiye alıyorlar ve onunla alakalı muhakkak bir aksiyonda bulunuyorlar.
genellikle daha böyle hafif oluyor bazı şeyler. Sizi bazen tatmin etmeyebilir. Bunu da neden söylüyorum? Mesela biz çok antibiyotikçi bir toplumuz ya. Gerçi biraz değişti artık o işler bizde de. Ben çocukken çok fazla antibiyotik içerek büyümüştüm. Çınar benden biraz daha az falan deyip. Burada mesela Çınar'a toplamda sanırım 2 kere antibiyotik yazdı doktor. Yine ona böyle kan tahlili falan yaparak verdi. Daha böyle basit şeylerle geçiriliyor. Ha, ama marketlerde satılan ilaçları acayip etkili. Mesela ben işte 4. günü şu an hastalığımın. İlk gün beni görmeliydiniz yani. Keşke çekseydim, böyle nefes alamıyordum. Burak bir tane şurup getirdi, marketten bulmuş. Marketten mi, eczaneden mi? Zaten eczane de market gibi. Merak ederseniz gösteririm. Yani merak ederseniz yazın. Merak ediyoruz değil. İlaç reyonları süper. Bir şurup getirmiş işte. Onu içtim. İyiyim ya. 2 gün daha ayağa kalktım. Burak'a diyorum ki yeni aşkım falan diyorum. Bu kadar diyor kolaydı yani seni aşık etmek. Hayır, kendimi iyi hissediyorum. Bak bugün parka falan çıktım. Şükürler olsun. Belki de mikrop falan, hani çok şey, hafif bir şey de geçiriyor olabilirim ama ilk gün kötüydüm. Neyse çok uzattım. Velhasıl kelam, iyi niyetliler, güler yüzlüler, sigortan kadar konuşabiliyorsun. Keyfi bir şeyler yapamazsın. Çok acil bir durumun yoksa çok beklersin ondan sonra. O doktora randevun vesairen yoksa, önceden organize edilmemişse doktorun yüzünü bile göremezsin. Ondan sonracığıma her şeyi çok garanti bir şekilde yaparlar. Kendi kişisel böyle hani el yordamıyla görüşlerini, tecrübelerini şey yapmak istemiyorlar çok fazla. O da işte kendilerini korumaya almak için. Hastaneler temiz, düzenli. Doğum yaparsanız çok güzel yemekler veriyorlar. Yani umarım gelmeyi düşünenler gelir ve onlar da kendi tecrübelerini yaşarlar. Ay, umarım hiç kimse sağlıkla alakalı bir tecrübe yaşamasın. Herkes sağlıklı bir şekilde hayatına devam etsin. Yani hastaneye bir tek doğum gibi mutlu şeyler için uğrayalım. Kötü hiçbir şey olmasın. Gerçekten sağlık çok önemli. Yani en basit burnunuz tıkandığında bile hayatınız felç oluyor. Şen ve esen kalın. Sizden kopamıyorum, özlemişim konuşmayı. Abone olun bana. Yakında 12 bin kişi olacağız. Ben hiçbir zaman inanamıyorum. Nasıl bir YouTube yapıyorsam 500 kişi olduğumuz zamanki heyecanımı hatırlıyorum. Şimdi bana bildirim, her bildirim geldiğinde beni dinlemeye değer bulan bir kişi daha diyorum. O yüzden abone ol tuşuna basın. Abone olmadan izlemeyin beni. Beğendiyseniz de beğene tıklayın. Bir de sorularınızı yazın. Böyle sohbet edelim güncel. Çünkü aşağıda, yani benim kanalım 2014'ten beri açık bir kanal. 200'e yakın videom var. Burak'la birlikte ve benim kendi başıma çektiğim. Ama tabii o videolar artık çok aşağılarda kaldı. Bir de tecrübeler de artmaya devam ediyor. O yüzden yeni yeni sohbetler, merak ettikleriniz, konuşmak istedikleriniz varsa bana yazın. Öpüyorum.